Evet arkadaşlar, Yakup Ağa Külliyesi'ndeyiz. Osman'ın kamerayı ayarlıyor. Birazdan belgesel çekeceğiz. Buranın bir de taş baskısı önüydü değil mi kanka? Evet. Evet arkadaşlar, taş baskısı şurada yapılıyordu da kapanmış ya. Burası başka bir yere taşınmış diyebiliriz. Kastamonu. Evet. Geziyoruz, görüyoruz. Osman'ım kamerayı kırıyor. Yakup Ağa Külliyesi'ndeyiz. Sonda. Yamuk değil ama. Tam burada çekme elva şeyi de vardı değil mi? Buranın çekme elvası var arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Şimdi önce yapacağımız tamam. Şimdi sıra Snap'te. Yakup Ağa Külliyesi. Arkadaşlar şöyle geçiyorum, siz okursunuz zaten. Yakup Ağa Külliyesi. Yakup Ağa Halimi Çelebi Cami. Yine bir yapımı eksik olan. Teleferik yapmaya çalışmışlardı. Yapımı çok eksik ya. Keşke olsaymış. Ama nereye? Evet. Manzarası. Çok güzel ya. Aşağısı şurası Nasrullah Meydanı arkadaşlar. Nasrullah Cami de orada. Şurası Barutçoğlu Avni orada. Saat kulesini göremedim. Aha saat kulesi. Biraz yakından gireyim. Saat kulesi. Arkadaşlar Kastamonu Kalesi. Diğer videoda sizlerle. Birazdan da oraya çıkarız inşallah. Saat kulesi de burada arkadaşlar. Evet, sanki metropol şehir sesleri var. Geliyor mu acaba bilmiyorum ama. Evet Kastamonu Kalesi. Yakup Ağa Külliyesi arkadaşlar. Bu kadar. Osman bu mikrofonun adı yaka mikrofon oluyor değil mi kanka? Evet. Ne işe yarıyor kanka? Ne işe yarıyor? Dışarıdaki sesleri almamasına yarıyor. Çünkü şu an arabalar geçiyor, sesler geçiyor. İnsanlar geçerse de insanların sesini almasın diye. Evet, sadece kullanacağım. Doğru. Evet arkadaşlar, taş baskısını böyle örneği. Şu an baskı olmadığı için gösteremedik ama nasipmiş demek ki. Nasip değilmiş. Evet. Bu dergahın kapısı kelime-i şehadet hakkı için daima sevinçli açılmış arkadaşlar. Ahşap kapının üzerindeki yazı. Yani. Hazineler Reis Yakup Ağa Cami tarihinin gören zahitler ve abidler beğenip aferin dedilermiş. Tatlı dilli bir adam tarihini şöyle dedi. Burası din ehlinin durağı ve Allah'a hamdü sena edilecek yermiş arkadaşlar. Şu kapının oradaki yazı. Yani şurası. Bulunduğunuz Yakup Ağa Cami ve Külliyesi tarih olarak 1510 tarihinde Halimi Çelebi tarafından yaptırılmış. Halimi Çelebi kendisi Yavuz Sultan Selim'in hocası.
Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti'nin yükseliş padişahlarından bir padişah ve şehzadelik zamanında Trabzon'da şehzadeyken, oranın valisiyken Halimi Çelebi'yi de yanında getirmiş olması bakımından çok önemli bir zat. Halimi Çelebi'nin aynı zamanda şiirleri, kasideleri, divanı var. Şimdi 1510 tarihinde Halimi Çelebi burayı yaptırmış. Daha sonra da 1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın bir hazine sorumlusu var, Yakuba. Kendisi Kırımlı, Kırım'ın Kefe kazasında. O da buraya imarethane, sıbyan mektepleri gibi çeşitli bölümler eklemiş. Şu alt tarafta gördüğünüz çekme helvasının yapıldığı imalathane var. Orada şu an günümüzde çekme helvası yapılıyor. O dönemde ücretsiz yemek ikram edildiğine dair bilgiler 1950-60'lı yıllara kadar bu adet devam etmiş. Hatta haftanın 2-3 günü de etli yemek çıkarmış bu aşevinde. Buraya diğer bir adıyla halk arasında yukarı A imaret, aşağıdaki İsmail Bey'e de aşağı imaret adı veriliyor. Şu Yakup Ağa Külliyesi'nin önündeki o yokuşa da Kefeli Yokuşu denmesinin sebebi Kırım'ın Kefe kazasından buraya vakıf gelirleri bağlanmış olması. Hatta Kastamonu'da Ak Mescit Mahallesi ile mahallenin adının bulunması da Kırım'la olan münasebetlerin yakınlığını da göstermesi bakımından önemli. Hocam peki ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bu cami günümüz geçmişten günümüze kadar restorasyon yapıldı mı? Herhangi bir işlem yapıldı mı? Tabii zaten. Hani yani olduğu gibi gelmedi yani. Tabii. Mesela en son ne zaman restorasyon yapıldı derseniz 2006 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından burasının açılışı yapıldı. Restorasyon yapıldıktan sonra. Hatta geniş çaplı bir restorasyon yapılmış. Daha öncesinde duvarlardır, bu dükkanlar falan, sıbyan mektepleri olarak kullanılan alanlar tamamen çöküntü haline gelmiş. Evet. Burası düzeltildikten sonra 2006'dan bu yana hala bu haliyle güzel bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu güzel camimizi ve buraları gezmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da çıkışımızı yapacağız. Güzel ya, tarihi eser. Kastamonu. Ayrıca kapatmadan önce de şu bilgiyi vereyim. Taş baskı varmış burada. Yani güzel ya, taş baskı. Ondan sonra çekmeyle var buranın. Yani kültürü çok bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir zirvede. Evet, size şuradan şunu göstereyim. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.